Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Umarım iyisinizdir. Bu akşam e, size Hasan Rıza isimli bir ressamımızdan bahsedeceğim. Hasan Rıza Edirne'yi kaybettiğimiz zaman resimlerini alabilmek için Edirne'ye geri dönerken yolda Bulgar askerleri tarafından şehit edilen bir ressamımızdır. Resimleri için şehit olmuştur. Resimleri için resimlerini kurtarabilmek için Hayatını feda etmiştir. Peki yaptığı resimler nelerdir? En ünlü resmi arkadaşlar İstanbul'un fethini anlattığı resimdir. Hatta torpil kullanmış kendisini Fahs Sultan Mehmet'in yanına resmetmiştir. Size dün akşam izlediğim bir filmden bahsetmiştim. O da Maud Ahusen fotoğrafçısıydı. O filmde ne vardı? Ee, Yahudi kampında yani bir toplama kampında eziyet gören insanların fotoğrafını çeken bir nazi subayı vardı. Ve o fotoğrafların negatiflerini ele geçiren bir mahkumun canı pahasına, hayatı pahasına o negatifleri koruma mücadelesi. Ne olacak o negatifleri korursa? Delil sunacak. Bütün dünyaya biz burada bunları yaşadık, yaşadık diyecek. Onun delilini sunacak. Yani fotoğraf çekmek, resim yapmak, çizgi roman yapmak, çizgi film, animasyon film yapmak kanıt sunmaktır arkadaşlar iyiliğini, kötülüğünü, filmin iyiliğini, kötülüğünü, olmuşun olmamışını geçtim. Siz kanıt sunuyorsunuz arkadaşlar. Tarihe bir nokta koyuyorsunuz. Yani bir mitoloji yapıyorsunuz. İster istemez tarihe bir not düşüyorsunuz. Düşünsenize Nuh tufanı gibi bir şey olsa, bütün dünya yok olsa, bir avuç insan kalsa, çoğalsa, çoğalsa, çoğalsa ve bundan 10 bin yıl geçse, 10 bin yıl sonra sizin eserinizi bulan insanlar sizin hakkınızda söz sahibi olacak. Sizin hakkınızda yorum sahibi olacak. Sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmiş olacak. Siz tarihe not düşüyorsunuz. Ama biz bu konuda ne kadar başarılıyız? Onu tartışmak gerekiyor. Biz Atatürk'ün en net konuşması, en net sesi bu videoda, en net görüntüsü bu videoda dediğimiz videoyu düşünün. Cumhuriyeti kuran, bize bu vatanı, bu toprakları bırakan adamın görüntülerini bir manavda bulduk. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? 19, şey, 1938 yılında kaybettiğimiz adamın 2009 yılında görüntülerini bulduk. Ve o görüntüleri işte Atatürk'ün en net ses kaydı diye bugünkü çocuklarımıza izletiyoruz. Ne kadar acı. Çok sevdiğimizi söylediğimiz Atatürk'e böyle mi sahip çıkıyoruz biz? Onu da geçtim. Biz sinemamızı sevdiğimizi söylüyoruz. Biliyor musunuz? Kut e, Kunt Tulgar'ın rahmetli Türk sinema oyuncu ve yönetmeni, özellikle fantastik filmleri çok fazla olan rahmetli Kunt Tulgar'ın söylemiyle 10.000 Türk filmi kayıp arkadaşlar. 10.000'e yakın Türk filminin kayıp olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar büyük bir cinayet diyeceğim artık. Ne kadar büyük bir cinayet olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Mesela örneğin o hep bahsettiğimiz 3 devadan filmi var ya hani Halil arkadaşımla sohbetlerimizde diyoruz ya. Türkiye'nin ilk Marvel iç Savaş filmini biz çektik diye. Üç Devadan filmi bir Yunan arşivciden çıktı arkadaşlar. Yunan arşivcinin arşivinde çıktı. Zagor filmleri de aynı kişide çıktı. Türklerin çekti Zagor İtalyanla, İtalyanların karakteri. Onun iki filmini biz yapıyoruz. Ve o filmler Türklerin elinde değil. Düşünebiliyor musunuz? Tarkana Ana. Kartal Tibet'in oynamadığı iki tane film çekiyoruz. Tarkan Canavarlı Kule ve Tarkan Camoka'ya karşı diye. O filmler kayıp arkadaşlar. Nerede olduğu belli değil. Ben size söyleyeyim mi nerede olduğunu? Ya gümüş çıkartma amacıyla kullanıldı. Ya denize döküldü. Ya Sütlüce deposunda 1959 yılında yangın çıkmış orada. Bir sürü filmimiz yanmış. Ama Tarkan Canavarlı Kule ve Tarkan Camoka'ya karşı filmleri dediğim gibi ya denize atıldı ya gümüş çıkarma için kullanıldı. Ee, i̇şin acı tarafı bir kayıp film daha vardı arkadaşlar. Mandrake e, Killing'in peşinde diye. O filmi de arkadaşlar yine rahmetli Kunt Tulgar ustamız Ali Murat Güven'le beraber buluyor. Nasıl buluyor biliyor musunuz? Bir adam var ailesi yani ataları, babası, dedesi sinema işiyle uğraşmış zamanında. Onun bodrumunda buluyorlar. Gres yağına bulanmış şekilde. O filmi alıyorlar, yoğun uğraş sarf edip o filmi temizliyorlar ve izlenir hale getiriyorlar. Bugün o film var, YouTube'da da var, internette de bulabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir cinayet işlenebilir mi arkadaşlar? Biz niye sinemamıza sahip çıkmıyoruz? Biz neden çizgi romanımıza sahip çıkmıyoruz? Gene beni kötü bilin. Hiç problem değil. Ama en azından sinemanıza, sinemamıza, çizgi romanımıza, çizgi filmimize, animasyonlarımıza sahip çıkalım. Ustalarımıza sahip çıkalım bu işi yapanlara sahip çıkalım. Yapmazsak manga okuruz, okuruz. Amerikan çizgi romanı okuruz. Bir adım daha ileri gidemeyiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.